Merhaba arkadaşlar. Bugün yine hep birlikte semizotu yemeği yapıyoruz. Semizotunun biliyorsunuz faydalarını saymakla bitmez. Salatası da çok güzel oluyor ama semizotunu pişirince vitamin değeri daha fazla ortaya çıkıyor arkadaşlar. Onun için bugün yemeğini yapıyoruz beraber. Şimdi burada bir demet semizotum var arkadaşlar. Bunu güzelce yıkadım. Sirkeli suda beklettim. Ve bunu küçük küçük doğrayacağım. Bütün semizotlarımızı aynı şekilde doğruyoruz. Semizotumuzu doğradım arkadaşlar. Şimdi tenceremizi, ocağımızı aldım. Bir miktar yağımızı koyduktan sonra küçük küçük doğradığım soğanlarımızı tenceremize ekliyorum. Soğanlarımız sararıncaya kadar karıştıralım. Kavrulan soğanlarımızın üzerine şimdi dilimlediğimiz domatesleri koyuyorum. Siz burada salça da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi domateslerimiz yumuşayıncaya kadar tenceremin ağzını kapatıyorum. Şimdi pişen domateslerimizin içine arkadaşlar doğradığım semizotlarını koyuyorum. Semizotlarımızı koyduk. Şimdi üzerine biraz tuz serpiyorum. Bir tane büyük diş sarımsağımız var. Dörde bölerek içine koyuyoruz. Yarım çay bardağı pirincimiz. Siz buna bulgur da koyabilirsiniz. Bulgur da çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Pirincimizi de koyduk. Bir çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Domatesimiz suyu çıktığı için arkadaşlar yarım su bardağı kadar da suyumuzu ekleyip güzelce harmanlıyorum. Tenceremizin ağzını kapatıp kısık ateşte pişmesini bekliyoruz. Yemeğimiz 20 dakikada pişti arkadaşlar. Çabuk pişen bir yemek zaten. Harika. Güzel bir semizotu yemeği oldu. Pirinçlerimiz yumuşadıysa yemeğimiz pişti demektir. Yemeğimizi